Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi fırında çupra balığı nasıl pişirilir? Onun tarifini vereceğim. Diğer büyük balıkları da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Buyurun başlayalım. Önce balıklarımızı güzelce yıkayalım. Balıkları alırken işlerini ve pullarını temiz etmiştik. Artık marketlerde, pazarlarda istediğiniz zaman balıkçılar temizliyor. Balıklarımı 2 saat önceden yıkadım. Şimdi tuzlayacağım. Siz de 1-2 saat önceden yıkarsanız fazla suyunu ve tuzunu süzdürürsünüz. 3 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Çok olduğunu düşünmeyin. 1-2 saat duracağı için süzgeçte fazla tuzunu ve suyunu süzdürecek. Tuzunu balıklarımızın her tarafına bulayalım. Dişte sarımsak ayıklamıştım. Onları balıklarımın üzerine doğrayacağım. Sarımsak balıkların hem ağır kokusunu alıyor hem de daha da lezzetlendiriyor. Balıklar pişmeden 1-2 saat sarımsaklarla beraber beklediği zaman aroması daha çok çıkıyor. Küçük balık yapacağımda da 1-2 saat önceden yıkayıp böyle sarımsakta bekletiyorum. İster fırında yapın, ister kızartırken yapın. Aynı şekilde uygularsanız daha lezzetli olduğunu görürsünüz. Sarımsakları balıklarımın arasına koydum. İyi süzülmeleri için de açık taraflarını aşağıya doğru getiriyorum. En az 1 saat süzgeçte bu şekilde süzdürün. Şimdi sebzelerini hazırlıyorum. 4 tane orta boy patatesim, 2 tane orta boy soğanım, 2 domates ve 1 tane de limonum var. Patateslerimi ince ince doğruyorum. Yine aynı şekilde soğanlarımı da yuvarlak yuvarlak doğruyorum. Testlerimi de ince ince doğruyorum. Bir tane limonumu da aynı şekilde doğruyorum. Sebzelerimin hepsini doğradım. Patatesimin üzerine bir çay kaşığı kadar tuz serpip elimle karıştırıyorum. Tepsime 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. İsterseniz ayçiçek yağı da yapabilirsiniz. Elimle her tarafına sürüyorum. İnce doğradığım patateslerimi tepsimin tabanına yerleştiriyorum. Süzgeçte bekleyen balıklarımı patateslerimin üzerine yerleştiriyorum. Süzgeçte kalan sarımsakları da üzerlerine koyuyorum. Balıklarımın üzerine biraz derin olacak şekilde 3 tane çizik atıyorum. Doğradığım soğan ve domateslerden balıklarımın içine yerleştiriyorum. Geçen sene de fırında levrek nasıl pişirilir onun tarifini paylaşmıştım. Çok da beğenildi. Kanalımdan bakabilirsiniz. Yine benzer bir yöntemle yaptım. İstediğiniz büyük balığı aynı şekilde pişirebilirsiniz. Ben kalan domates ve soğanlarımı da patateslerimin üzerine yerleştiriyorum. Çekim yaparken zaman çok çabuk ilerledi ve artık akşam oluyor. Gün ışığından fazla yararlanamadığım için biraz görüntü karanlık oldu. Yarım çay bardağı da zeytinyağım var.
Balıkların üzerine gezdiriyorum. Balıklarımız yağlı bir balık olduğu için çok yağ dökmenize gerek yok. Yarım çay bardağından da yağ biraz arttı gördüğünüz gibi. Yağı elimle balıkların üzerine yediriyorum. Defne yaprağı varsa 3-4 tane de defne yaprağı koyun. Balığınızın ağır kokusunu alır. Üzerlerine kekik serpiyorum. Benim kekiğim dağ kekiği. Daha kokulu, daha lezzetli oluyor. Biraz da karabiber kıralım. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Balıklarımı koyuyorum. Dikkat ettiyseniz dilimlediğim limonları koymadım. Limonlarla beraber çok pişirirseniz balıkların tadını biraz acı yapıyor. O yüzden ben biraz pişirdikten sonra koyuyorum. Balıklarımı yarım saat kadar pişirdim ve üzerlerine limon dilimlerini koydum. 15 dakikada limonla beraber pişirdim. Fırında sebzeli çupra balığım pişti. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Fırında pişirirseniz çok da kokusu olmuyor. Balığımızın eti de sebzeleri de yumuşacık çok güzel pişmiş. Balıktan sonra yiyebilmek için de restoranlarda gelen sıcak helva yaptım. Balığın üzerine çok güzel gidiyor. Üstelik hazırlaması 5 dakika. Onu da bir sonraki videomda paylaşacağım inşallah. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.